Çin müzakerelere nasıl bakıyor? Çin'de neler konuşuluyor? A Haber ekibinden Mehmet Seyrek artık Pekin'de. Pekin'den an be an son gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Bugün görüşmeler başlarken Pekin'de neler konuşuluyor? Çin'in nabzını Mehmet Seyrek tutuyor. Mehmet'ten dinleyelim ayrıntıları. İyi yayınlar Merve Tepe. Tabii Çin Amerika'ya karşı en büyük güç ve bu alanda çok ciddi diplomatik adımlar attı. Sadece Çin değil, özellikle BRICS ülkeleri de bu diplomatik safta güçlü bir yer edindi. Tabii bugünkü ateşkes müzakerelerini de yakından takip ediyor Pekin cephesi. Pekin'in bu konuda istediği şey Gazze'de kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes imzalanması. Yani İsrail'in işgal ettiği topraklardan da aslında bir nevi geri çekilmesi ve on binlerce insanın, sivilin katledilmesiyle ilgili de Netanyahu'nun bir hesap vermesini aslında istiyorlar. Peki Çin bugüne kadar neler yaptı diye bakacak olursak, bundan iki ay önce Filistin'deki direniş örgütleri Beijing'de toplandı. Toplam 14 farklı direniş örgütü Pekin'de, Beijing'de bir araya geldi ve bir mutabakata varmaları sağlandı. Bu mutabakat özellikle aralarındaki fikir çatışmalarının sona ermesi yönündeydi ve bu anlaşmada sağlandı. Ve Filistinli direniş örgütleri aslında tek bir çatı altında toplanması mümkün oldu. Bu da Pekin yönetiminin aslında attığı adımlarla gerçekleşti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Wang Yi, Dışişleri Bakan Sözcüsü Lin Jian peş peşe açıklamalar yapıyorlar. Özellikle tam müzakerelerin olacağı süreçte Hamas siyasi lideri Haniye'nin katledilmesinin müzakerelerin bir baltalanması şeklinde yorumlandı ve bu suikastın Tahran'da yapılmasının İran'ın egemenliği ve onurunun hedef alındığı belirtildi. Özellikle İsrail'in son dönemlerde okulları ve sivil kamplarını bombalayarak açıktan etniksel bir soykırıma yönlendiği işaret edildi ve bir an önce İsrail'in ABD'nin durdurulması yönünde çağrılar yapıldı. Bundan birkaç ay önce ise Çin lideri Xi Jinping Arap Ligi ülkeleriyle bir toplantı gerçekleştirmişti ve başta Filistin olmak üzere bölgedeki mazlum milletlerden bahsetmişti ve onların onuruna işaret etmişti. Ve aslında bölgedeki, Orta Doğu'daki Arap ülkelerinin İsrail belasından kurtulması için de tüm ulusların ortak diplomatik adımlar atmasını istemişti Çin hükümeti. Baktığımızda dün Lin Jian, yani Dışişleri Bakan Sözcüsü'ne bir soru soruldu. İran'ın İsrail'e askeri bir cevap vermesini nasıl buldukları belirtildi. Doğrudan ya da dolaylı bir temasları var mı İran'a diye bir soru soruldu. Ve Lin Jian yaptığı açıklamada ise bu alanda bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmasını istemediklerini belirtti. Ve diğer taraftan kalıcı ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için, bölgede huzur istikrarın olması için ellerinden gelen tüm destekleri vereceklerini belirttiler. Baktığımızda Çin sadece bu alanda tek başına değil, BRICS ülkeleriyle diplomatik bir güç oluşturdu. Ve Türkiye ile birlikte aslında baktığımızda İsrail'in bir an önce durdurulması için çok yönlü bir adım atıldı. Gözler de bir yandan bugün yapılacak müzakerelerde. Çin elbette bu müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını bekliyor ve Filistin'in yeniden ayağa kaldırılması, inşası, ihyası için de Çin bu alanda üzerine düşen tüm adımları atmaya hazır olduklarını her fırsatta açıklıyorlar. Dolayısıyla sadece Çin hükümeti değil, burada 1,5 milyar nüfusunda aynı şekilde İsrail'in bu zulmüne bir an önce son verilmesi yönünde gelişmeleri takip ettiklerini belirtmiş olalım. Bir yandan da burada
Çin halkından da İsrail'e yönelik büyük tepkiler olduğunu belirtmiş olalım ve Filistin'de bir an önce kalıcı, kapsamlı bir ateşkesin sağlanması üzerine bir mütabakat aslında bekliyorlar. En önemlisi Netanyahu'nun işlediği insanlık suçuna karşı da bir hesap vermesini bekliyorlar diyelim. Pekin'den aslında Orta Doğu'nun nabzı bu şekilde tutuluyor. Bizler de gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Merve Tepe.